Caner Fuar Gezi'nde şu anda Süzen Arıcılık firmasındayız. Yanımızda firmanın satış ve pazarlama müdürü Selver Hanım var. Selver Hanım, öncelikle merhabalar. Nasılsınız? Neler yapıyoruz? Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Paslanmaz çelikten bal işleme makineleri imalatı yapıyoruz. Gördüğünüz ürünlerin tamamı yerli üretimdir. Kendi firmamızda üretilmektedir. Bal süzme makineleri, sıralma tezgahları, elektrikli elektriksiz dinlendirmeler, polen kurutmalar, kavanoz teneke ısıtmalar, bal mikserleri, bunun gibi işleme ürünlerinin tamamını kendi firmamızda üretmekteyiz. Yani üretim aşamasındaki her ekipmanı bulmak mevcut Süzen'de. Evet. Firmamıza giren bir arıcımız baştan sona kadar bütün ekipmanlarını tamamlayarak çıkacak firmamızdan. Peki Süzen'i birazcık tanıyalım. Nerede üretim yapıyorsunuz? Biraz Süzen'i anlatır mısınız? İstanbul firmasıyız. Üretimimizin tamamı Avcılar'daki fabrikamızda yapılmaktadır. Aynı zamanda biz paslanmazcı bir firmayız zaten. Ekber mutfak gereçleri olarak mutfak ekipmanları üreten bir firmayız. Aynı zamanda bal işleme makineleri de üretiyoruz. Sektöründe de varsınız artık. Aynı zamanda burada da varız ve kalitemizle varız diyoruz. Peki bu fuar için özellikle getirmiş olduğunuz bir ürün var mı? Benim arkamda şu aslında fırını andırıyor birazcık sanki. Bunu biraz anlatır mısınız? Bu ürünümüz polen kurutma makinesidir. Her iki boyda da vardır. Bu 10 tepsi 50 kilogram kapasitelidir. Bunun bir de küçük boyu var, 25 kilogram kapasiteli. Burada gördüğünüz ürünlerin tamamı, çekim yaparız. Tamamı TKDK kapsamındaki hibe programlarında geçerli ürünlerdir. 304 kalite paslanmaz çelikten üretilir ve gıda kodeksine uygun ürünlerdir. Yani kalite konusunda iyi hizmet veriyoruz diyoruz. Kalite ve biz bir bütünüz diyoruz her zaman. Şu arkamızda görmüş olduğumuz da bal süzme makinesi. Evet. Bu makinamızda yine 304 kalite paslanmaz çeliktir. 6 çıtalı bir makinadır. Çıtamız makineden hiç çıkmadan her iki tarafını da sağlıklı bir şekilde işimize devam ediyoruz. Şunu da sormak istiyorum. Peki arıcılar için bu yıl sezon nasıl geçti? Birazcık sizin olarak size etkisi nasıl oldu? Onu da bir öğrenelim. Her sezon, her dönem farklı geçiyor. Bölgesine göre de değişiyor. Bu sene daha iyiydi. Önümüzdeki yıllar inşallah daha iyi olacak diye umut ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben teşekkür ederim. Fuara Türkiye'nin her yerinden gelen arkadaşlarımıza, firmamızı tanımak isteyen, ürünlerimizi görmek isteyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık herkesin. İstanbul Arıcılık Fuarı'nı gezmeye devam ediyoruz değerli izleyenler. Yanımızda şu anda Şırnak Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Habip Aşan var. Habip Bey, öncelikle merhabalar. Neler yapıyoruz? Nasıl gidiyor? Fuarı nasıl buldunuz? Fuarı çok iyi buldum. Tabii ki gönül isterdi ki daha kurumsal, daha ulusal bir yerde olsun ama yine de bizim sektör açısından önemli. En azından kendi sektörümüzdeki insanları burada tekrar kaynaşma açısından veya bulamadığımız makine ekipman veya arıcılık malzemesini kolayca bulabilmemiz açısından çok güzel bir fuar oldu, çok faydalı oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yayınınızda bizlere de yer verdiğiniz için ayrıca size için de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Peki neler yapıyoruz bölgede Arıcılar Birliği Başkanı olarak? Bizler daha yeniyiz bölgede. 5 yıl oldu Arıcılar Birliği'miz kurulalı. 7 kişiyle başladık yaptığımız proje ve çalışmalar sayesinde. Şu anda 750 ailemiz arıcılık yapmakta. Her yıl yüzlerce ailemize ilgili bakanlıklar, Kalkınma Bakanlığı, GAP İdaresi, Tarım Bakanlığı tarafından veya valiliğimizin il özel idaresi bütçelerinden kaynak aktarılarak arıcılığımızı geliştirdik. Bugüne geldiğimizde Şırnak gibi yurdumuzun en ücra köşesinde bal paketleme tesisimiz, balımızın markalaşması sağlandı. Bal paketleme tesisimiz kuruldu. Kovan sayımız binlerdeyken şu an 80 binlerde. Yani çok iyi bir mesafe aldık. Böyle giderse daha da inşallah ileriye gideceğiz. Sizin de bildiğiniz gibi Doğu ve Güneydoğu bölgemizin tamamı arıcılığa elverişli.
Hemen yanı başımızda Siirt'in Pervar ilçesi var. Onun bitişiğinde hemen yanı başımızda Hakkari'nin Şemdinli balı var. Yani o mıntıka komple organik arıcılığa elverişli ve tamamen bakir ve endemik bitkilerle dolu bir bölge. Aslında oradaki üreticileri bilinçlendirme çalışmaları da yapmak lazım. Daha nasıl, daha fazla verim elde etmek? Tabii ki özellikle en eksik ayağımız üreticilerimizin bilgi eksikliği ve babadan görme tekniklerle yapmış olmaları. Biz tabii sizin televizyonunuzun eğitici programlarını izliyoruz. Çiftçilerimiz izlemeye başladı. Artık merakla öbür programı bekliyorlar. İnşallah bu tür programlarınız veya bakanlığımızın, birliklerimizin eğitim çalışmaları sayesinde bunu da daha iyi yere getirebiliriz inşallah. İnşallah diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi çalışmalar. Değerli izleyenler, 2016 İstanbul Arıcılık Fuarı'nda Apimai standındayız. Evet, merhabalar öncelikle. Sizleri bir tanıyalım. Neler yapıyoruz? Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Temir Mahmutoğlu, ziraat mühendisiyim. Apimai'de çalışıyorum. Satış ve pazarlama bölümünde. Şimdi biz Apimai olarak yeni ürettiğimiz tabanlarımızı, kovanlarımızı müşterimize sunmaya çalışıyoruz. Yeni teknolojilerle ve gene yeni makine ekipman kısımlarımıza İtalya'dan ve Polonya'dan getirdiğimiz firmalarımızla bu fuara katıldık. Yani yeni teknolojilerle arıcılarımıza yeni kullanabilecekleri tabanları daha sağlıklı bir şekilde neme karşı ve rutubetten korunmak için altları ızgaralı olacak şekilde bunları arıcılarımıza sunmaya çalıştık. Yani siz yurt dışından getirdiğiniz yeni teknolojileri Türkiye'deki arıcılık sistemine uyarlıyorsunuz. Evet efendim, çok doğru söylüyorsunuz zaten. Gördüğüm ekipmanlar benim dikkatimi çekti aslında. Sanırım bu kovan, bunlar altlıkları oluyor. Biraz anlatırsanız şöyle teknik özelliklerinden de bahsedersek. Ergo kovanımız yurt dışında altın madalya aldı. Zaten şu şekilde ablemi de üzerinde işlenmiş gördüğünüz gibi. Bu bizim izolasyonlu yapıya sahip ergo kovanımız. Tamamen içerisinde poliüretan köpük var. Duvar kalınlığı 3 santime kadar ve bunlar da kayısı yani kışlatma rahatlıkla yapabilir arıcılarımız kayıpsız bir şekilde. Gene bu ergonomik ahşap kovanımız kendi üretimimiz ve ahşap kovanla birebir sağladığımız bir organizasyon şeklinde. Yani arıcılarımız eğer ahşap kovan kullanmak istiyorsa biz gene bizim kapaklardaki izolasyonlu yapı ve tabanlardaki nemi alacak şekilde bunları birleştirip arıcılarımız daha sağlıklı bir şekilde kovanın içinde biriken karbondioksitin kapaklardan dışarı çıkmasını ve nemin de tabanlardan dışarı çıkmasını sağlayacak şekilde bir üretim yaptık ergonomik ahşap kovanlarımızda. Şurada da bir şey sorabilir miyim? Ahşapla şu üstte tanıttığınızın farkı ne oluyor? Bu sanırım yapısal olarak daha farklı. Yapısal olarak daha farklı. Şimdi bunlardaki bizde ergonomik ergoda kuluçkalıklarımız ve baldıklarımız plastik. İçerisinde poliüretan köpük var. Ama ergonomikte ise kuluçkalık ve ballık ahşap. Arasındaki fark bu. Gene zaten materyal olarak bir fark var. Üretimde hani bir etki sağlıyor mu hani üretim aşamasında? Hani üretim olarak arıcı eğer kullanacağı zaman yani bal üretiminde en fazla alacağı bal plastik kovanlarda. Ergo plastik kovanlarda daha çok bal olur. İzolasyonlu yapısı olduğu için sıcak ve soğuk işlemlerinde arı rahatsız olmaz. Çünkü kovanın iç sıcaklığı belli bir santigrat derecenin altında düştüğü zaman arı bal tüketip bu sıcaklığı kovanın iç sıcaklığını tekrar ayarlamaya çalışıyor. Bu sıcaklığı ayarlamaya çalışınca da bal tüketiyor. Ama bu izolasyonlu yapısı sayesinde bal tüketimi minimize iniyor. Bunun sayesinde arı fazla bal tüketmiyor ve bu şekilde daha fazla bal verimi alabilirsiniz. Gene polen tuzaklığı sayesinde hem polen toplayabiliyorsunuz hem de varroayla da mücadele edebiliyorsunuz. Ben çok teşekkür ediyorum efendim aktarmış olduğunuz bilgilerden dolayı. İyi fuarlar diliyorum. Fuar nasıl gidiyor? Aslında birazcık ona da değinelim iyi fuarlar demeden. Çok teşekkür ettik ilk önce geldiğiniz için. Fuar çok güzel gidiyor, çok yoğun. Umarım da böyle devam eder. Değerli izleyenler, fuar gezimize şu anda Benka Arıcılık standındayız. Yanımızda Evrim Koçak var. Kendisi zooteknist. Evrim Bey, öncelikle merhabalar. Nasılsınız? Neler yapıyoruz? Fuar nasıl gidiyor? Merhaba, hoş geldiniz. Fuarımız dolu dolu geçiyor. Arıcılıkla ilgili arıcılara değer verilen, arıcılara bu şekilde bilgiler aktaran fuarlara gelmeyi seviyoruz. Elimizden geldiği kadar da arıcılara hem makine ekipman hakkında hem de arıcılık bilgiler hakkında bilgi vermeyi istiyoruz. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onun için de ta Çorum'dan İstanbul gibi bir yere, yani öncelikle Türkiye'de Çorum'u bilmeyen insanlara Çorum'u, sonra da dünyada Türkiye'yi bilmeyen insanlara Türkiye'yi tanıtmak için
Bir yandan habire koşturuyoruz. Geçen hafta İzmir'de bir fuarımız vardı. Ondan öncesinde... İzmir fuarına da katıldık değil mi? Tabii İzmir fuarına katıldık. Ondan önce 2-3 ay öncesinde Güney Kore'de bir fuarımız vardı. Oraya katıldık. Haftaya Bulgaristan'a gideceğiz. Yine Hatay'da bir fuarımız var. Yani Türkiye'nin ve dünyanın her tarafını gezip görmeye çalışıyoruz. Oradaki bilgileri buradaki arıcılara aktarmaya çalışıyoruz. Bizim ürünlerimizi oraya götürmeye çalışıyoruz. Sadece bal süzme makineleri değil, biz 35 yıllık imalatçı firmayız. İlk başta bu bildiğimiz plastik, şu an kullanılan plastik yemliklerin sac olarak yapıyorduk. Sonra körük imalatına başladık. Şu an hali hazırda körük imalatı, bal süzme makinesi, dinlendirme kazanları, eritme dinlendirme, yine polen temizleme, polen kurutma, sıra alma. Yani arıcılıkla makine... Arıcılıkta siz her yerdesiniz aslında. Aynen, her yerde. Yani büyük malzeme anlamında her yerde üretim yapıyoruz. Şimdi fuara özel mesela 8'li yatarlı makinamız var. Bunu fuara özel yaptık. Evet, önümüzde görmüş olduğumuz makinamız. Çalışma esnasında makinamız sağa ve ikinci devrinde sola yatarak tamamen arıcıların çam balı, kestane gibi yoğun ballar alınmasını kolaylaştıran bir sistem geliştirmiştik daha önce. Bunu altılıda yapıyorduk. Yalnız arıcılarımız, ya profesyonel arıcılarımıza hizmet etmek için bunu biraz daha büyütmemizi istediler. Fuara özel 8'li bir sistem yaptık. Yine arıcıların hani bildiğimiz gibi özellikle Trakya bölgesinde çok balların donma olayı oluyor, kristalleşme olayı. Bunlar için arıcılarımıza yine fuara özel bal ısıtma fırınları yaptık, buraya getirdik. Arıcılarımız da çok memnun kaldılar. Gün içinde standımız hiçbir türlü hani boş kalmadı. Şükür ki boşta kalmadı. Herkes memnuniyetini belirtti. Makinamızı kullanan arıcılarımız yine teşekkürlerini ilettiler bize. Şunu sormak istiyorum. Aslında satış kadar satış sonrası hizmet de bu sektörde çok önemli. Ürünlerinizin servis ve yedek parça konusunda ulaşım ağı olarak Türkiye'de nerelerde bayilikleriniz var? Ya şimdi biz hani bayilik sistemi olarak Türkiye'de iki büyük, Ordu ve Muğla'da bayiliğimiz var. Onun dışında Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde ürünlerimiz satılmaktadır. Ayrıca biz kendimiz online satış sistemimiz vardır. Ve bizim mesela online destek hattımız vardır. Bütün üreticilerimiz oradan ararlar. Hani eksik olan parçalarını veya ihtiyacı olan malzemeleri temin ederler. Kargoyla Türkiye'nin her yerine en geç 2 gün içerisinde ulaştırırız. Yine makinadaki herhangi bir aksamda da aynı şekilde bozuk olan hani yapılamayacak ürünleri bize gönderirler ya da eksik parçalarını onlara göndeririz. En geç 2 gün içerisinde tedarik eder, yollarız ürünlerini. Benim şu ilgimi çekti. Bunların boyutları da var değil mi elbette? Tabii. Hani biz arıcılara hani en küçüğünden en profesyoneline kadar hizmet etmeye çalışıyoruz. Mesela ikili sistemimiz var burada. İkili sistemde aynen iki çerçeveli sistemimizden başlıyor. Şu an 20 çerçeveli sisteme kadar sistemlerimiz var. Her türlü hani bu işi amatör yapan ya da profesyonel yapan her türlü arıcıya hizmet etmeye çalışıyoruz. Ve bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz açıkçası. Ben çok teşekkür ediyorum efendim. İyi fuarlar diliyorum sizlere. Teşekkür ederiz biz de ziyaret ettiğiniz için. Biz de size iyi fuarlar diliyorum. Hızıyla fuarı gezmeye devam ediyoruz. İstanbul Arıcılık Fuarı'ndayız. Şu anda Beyçeri standındayız. Yanımızda standın yönetim kurulu başkanı Fahri Saylak var. Fahri Bey, öncelikle merhabalar. Neler yapıyoruz? Sizi bir tanıyalım. Merhaba, teşekkür ederim. Ben Diyarbakır Arıcılar Birlik Başkanıyım aynı zamanda. 2003 yılından beri merkez birliğinde yönetimindeyim. İşte bir yıl oldu. Böyle bir Beyçeri diye bir firma, benim doğum köyümdür aynı zamanda. Çok yeniyiz yani sektörde. Yeniyiz, evet. Bir yıl da inşallah yeni yönetime ilk defa katıldık. Ballarımızı da Türkiye'nin her tarafında sertifikalı, organik tahlil ederek tüketiciye sunmaya gayret ediyoruz. Bizim en büyük şeyim, ben için bu işe girdim, onu istersen söyleyeyim size, çok önemli. Hikayenizi bir anlatırsanız aslında güzel olacak. Evet, yani şimdi biz yıllardır arıcıyız. Hala da arıcılık yapıyorum. Kendi arılarım da var. Ama Türkiye'nin her tarafında yapıyoruz. İşte Adana'dan başlıyoruz. Diyarbakır, Erzurum, ta Sivas'a kadar, Muğla'ya kadar arıları gezdiriyoruz. Dolayısıyla kendi balımız da var ama bizim balımız tabii yetmiyor. Şimdi piyasada bu sahte bal olmaz da. Aslında son dönemlerde evet, öyle olaylar çıktı. Doğal ortam sahte demek belki yanlış olabilir. Doğal olmayan ortamda üretim. Evet. Yani adam diyor ki işte ben arıya güvenmem, kendi balımı kendim yaparım. İşte televizyonlarda, reklamlarda görüyorsunuz, hepimiz tüketiciler. Yani biz arıcılar dedik ki biz gerçek arıyı, gerçek balı üreticiye, tüketiciye tanıtmak için böyle bir şeye girdik. Gerçek balı bir yedireceğiz. Şunlara meydanı boş bırakmayalım. Bu merdiven altında glikozu bal diye vatandaşa satanları. Ben tüketicilere de şunu önermek istiyorum. Özellikle
böyle ucuz balları merdiven altında kaçak kuçuk yapanları kesinlikle almasınlar. Mutlaka markalı. Kimin olursa olsun hiç önemli değil. Ama markalı balları tercih etsinler. Yani şimdi televizyonlarda sizler de görüyorsunuz, biz utanıyoruz. Biz üretici olarak bal üretiyoruz. Biz de televizyonlarda onları görünce yüzümüz kızarıyor. Ya, ayıp bir şey yani. Şimdi siz Diyarbakır Arılar Birliği Başkanısınız. Peki bu anlamda eğitici çalışmalarınız var mı? Bölgede hani insanları bu şekilde bilinçlendirici çalışmalar. Evet, çalışmalarımız var. Zaten Tarım Bakanlığı'yla da çok iyi çalışıyoruz. Gıda şikayet hattı var. 174 alo gıda hattı. Hem üreticilerimize sık sık, yani bizim üreticilerim, benim şimdi 630 tane üyem var Diyarbakır'da. Ben aynı zamanda Güneydoğu bölgede başkanlığını yapıyorum. İşte Urfa'ya, Batman'a, Mardin'e, ta Siirt'e kadar, evet hepsine, arkadaşlarına toplan bölge toplantıları yapıyoruz. Diyoruz ki mutlaka ve mutlaka bu alo gıda hattına, özellikle bu glikoz üretenler, glikoz piyasaya sürenleri şikayet ediyoruz. Şikayet edin, bakanlığı her gün arayın, bu alo gıda hattını her gün arayın, her gün arayın ve bunların sonucunu alıyoruz. Bir de bizim üreticiler kendi aramızda ihbar şeylerini kurmuşuz. Yani bir yerde, evet kendi aramızda, ama üretici başkanım diyor şu yerde, şu köyde şu anda glikoz satılıyor veya şu mahzende, şu merdivenin altında çok yakalattık bunları ve sürekli de üstünde çalışıyoruz. Gerek belediyelerle, gerek tarım il müdürlükler, ilçe müdürlüklerimizde bu konuyu biz, çünkü ekmeğimizi çalıyorlar. Yani biz üretiyoruz, onlar sahtesini yapıp satıyorlar, biz balımızı satamıyoruz. Aynı zamanda şöyle bir bizim hani kültürümüzde bal şifadır ve gerçekten Türkiye toprakları da bal üretimi için oldukça hani arıcılık için verimli bir bölge. Bu yüzden hani buna ihtiyaç varken insanlar neden sahtesini üretime ihtiyaç duyuyorlar? Böylelikle vatandaşa sahte bal yediriyorlar. Bu glikoz dediğimiz mısır şurubu, genetiği değiştirilmiş GDO'lu diyoruz ya. Şimdi bu Avrupa Birliği'ndeki şeker oranına göre tüketimi, yani Amerika Cargill firmasından şeyi, ithalatı tükettiği şekerin %2'sidir. Türkiye'de ise %16'dır. Ve Bakanlar Kurulu bunu artırabilir, düşürebilir. Yani biz tükettiğimiz şekerin %16'sını, %17'sini glikoz dışarıdan getirebiliriz. Bir de çok ucuz olduğu için hanımefendi, şöyle kilosu 1 liradır. Düşünebiliyor musun? Yoksa o kavanozda nasıl onu 5 kavanoz 100 lira nasıl satıyorlar öyle? Satamazlar, mümkün değil yani. Siz bakanlığa başvurdunuz mu bu glikozun fiyatının hani düşürülmesi? Evet, kotasını düşürmesi için çabalarımız oldu, devam da etmekte. Ben merkez bilimde yönetimindeyim. Sürekli bu konuyu da konuşuyoruz. Yeni bakanımızla da konuştuk. Öyle sanırım ki bir de şöyle bir şey var. Biz Dünya Arıcılar Birliği'ni Türkiye'ye getirdik. Böyle bir Dünya Arıcılar Birliği'ne biz 2005 yılında üye olduk. Ve yarışmalara girdik. Apimon diye dediğimiz, bizim de üye olduğumuz Dünya Arıcılar Birliği'ni biz 2017 yılında Türkiye'de yapacağız. 12 bin katılımını sağlayacağız. Bir de dünyayla entegre olacağız. Çünkü bakın Türkiye'de, yani bizim üretimimiz olsun, hayvancılığın diğer dalları olsun, biz dünyada ikinci sıradayız. Türkiye böyle bir şanslı. Siz de demin anlattınız, dediniz ki işte ülkemiz bu işe çok elverişli. Çiçek, her tarafta 4 mevsim yaşayabiliyoruz. Diğer ülkeler bunu yaşayamıyor. Biz bu şansa sahibiz. Şu anda merkez birliğine 58 bin üye, şu anda üyemiz var. Ya bunu iyi bir sistematiğe döküp değerlendirmek gerekiyor. Şimdi bir, bence arıcı kendi şeyine sahip çıkacak. Bunları şikayet edecek. Zaten bunlar kaçak uçuk yapıyorlar. Sınırdan getiriyorlar. Bakın işte şurada belki görürsünüz, kestane balı şu anda Gürcistan'dan geliyor. Yani işte bal mı? Ben şurada da gördüm kestane. Evet, evet, kestane balı biliyorsunuz. Daha acı diğer ballara göre. Evet, o böyle çok yemek için değil de daha çok şifa niyetiyle bu kestane balı bizim yalnız Karadeniz sahilinde olan bir bal. Artvin bölgesinde. Artvin'den geliyor ta Bursa'ya kadar. Kıyı şeridinde kestanenin olduğu yerde şu astım hastaları,
bronşit dediğimiz üst solunum yolları hastalıkla birebir olduğu için bu ilaç niyetine kullanılır. Yoksa öyle yemek için falan değil ama diğer bazı... Yemek için hangisi mesela? Bir sürü çeşit var. Açıkçası benim iştahım kabardı balları görünce. Kimisi koyu renkte, kimisi daha açık renkte. Yukarıda petek balları görüyorum. Biraz anlatırsak. Şimdi bunlar tabii karakovan balı dediğimiz arının kendisinin ördüğü mumdan öğretilen biraz fantazi bir bal çeşidi. Artık biz de bunu daha farklılaştırmak için, üreticinin beynisini kazanmak için bazı arıcılarımız şu anda böyle yapıyor. Şu gördüğünüz gibi. Şimdi bu açık ballar da gemen balı, kekik balı dediğimiz böyle rakımın yüksek olduğu, yükseldikçe bal şeyi rengi düşüyor. Yani aldığı bitkiden kaynaklı bu. Çiçeğin renginden mi yani? Tabii, aynen öyle. Bazı çiçeğin balları daha koyudur, bazı açıktır. Mesela gemen ve kekik açıktır. İşte çam balı koyudur, kestane koyudur. Yani o aldığı bitkiden, ballı bitkiden kaynaklanıyor. Yoksa herhangi özelliğinden bir fark edilmiyor. Ama kimisi bizim yani Türkiye'de biliyorsunuz mutlaka bu şey balı çok önemli. Yani damak tadımız daha çok petekli bala yatkındır. Bu vesileyle bunlar yapılıyor. Bunlar da tabii yine tahlil edilerek şurada gördüğünüz bütün ballarımız tahlil edilmiş. Tamamı Muğla Üniversitesi'nde tahlil edilmiştir. Sertifikaları alınmıştır. Analiz sonuçları elimizde. Ondan sonra piyasaya sunuyoruz. Yoksa burada kesinlikle standartlara uygun olmayan bal yok. Aslında her bir yani yılda bir defa yaptığımız şu İstanbul Harbiye Bal Fuarı üretim izni olmayan, Tarım Bakanlığı'nda denetimi olmayan, markası olmayan, dolum tesisi olmayan buraya balı biz sokmuyoruz. Yani dışarıda belki bizim gibi çok bu tür şeyleri yapanlar var bal festivalleri ama çoğu merdiven altında yapılıyor. Aslında bunlara müsaade etmemek lazım. Yani orada markası yoksa tarım il müdürlükleri, belediyeler bunu iyi takip etmeleri lazım. Değil mi? Yani size kesinlikle katılıyoruz bu noktada. Sonuçta bizler de birer tüketiciyiz. Yani hepimiz bile aynı zamanda bakın balı arı sahte yapmaz. Niçin? Kendisi için üretiyor onu. Biz de hayatımız boyunca kendimize hoş gelmeyen, zarar veren bir şey yapar mıyız? Yapmayız. Yapar mıyız? Arı bu beslenmesi için, kendi şahsının beslenmesi için topluyor. Biz gidip ondan bir miktarını alıyoruz. Doğru mu? O kendisine yanlış yapmaz. Ne zaman ki insanların eline geçiyor maalesef. Kimyasala döndüğünde olay birazcık değişiyor. Yani evet. Maalesef biraz öyle. Demek istediğiniz bir şey var mı efendim? Eklemek istediğiniz. Teşekkür ederim. Bizim bu sesimizi bütün tüketicilere duyuracağınız için biz teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Ağzınıza sağlık. İyi fuarlar diliyorum. Allah razı olsun. Gezimizde şu anda Happy Bee standındayız. Yanımızda firmanın genel müdürü Erdinç Bey var. Erdinç Bey öncelikle merhabalar. Nasılsınız? Merhaba, fuar nasıl gidiyor? Teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Kendimizi daha iyi tanıtma fırsatı buluyoruz sizin sayenizde. Happy Bees bir İzmir firması. İzmir'de 5000 metrekarelik bir alanda 85-90 kişilik bir personelle çeşitli plastik ürünler üretmekteyiz. Firma 40 yıllık bir firma. Dolayısıyla yani ham maddenin ve plastiğin her düzeyini, her aşamasını çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla arıcılık sektörüne de bu konuda hizmet vermeye çalışıyoruz. Bir şekilde 7 sene evvel çıktık. Bir tabanla çıktık. Şu anda 6-7 çeşit tabanımız var. Özel olarak plastik kapağımız var. Bunun yanında çiftleştirme kutuları ürettik. Evet, onlara da değineceğim. Rengarenk arkamızda kutular var. Teknik özelliklerinden biraz bahsederseniz bize. Çiftleştirme kutusu bir defa hem Türkiye hem dünya patenti bize ait olan bir parça. Yerli üretim. Yerli üretim. Projesi bize ait. Dolayısıyla bize ait olduğu için mutlaka patent almak zorunda kaldık. Dolayısıyla şimdilik son derece güzel aşamalardan geçtik ve güzel şeyler üretmeye başladık. Yaptığımız çiftleştirme kutusu çok amaçlı. Bir tanesi ana arı elde edebiliyoruz.
çok iyi bir kışlatma yapabiliyoruz. Bunun yanında ara kalan zamanda da çok güzel bal elde ediyoruz. Karakovan balı olarak bal elde edebiliyoruz. Ve yaptığımız ürün nereden baksanız bir 365 gün aktif olan bir parça. Son derece güzel. Yani ana arı üretiyoruz, kışlatıyoruz. Aradaki kalan zamanda da bal üretiyoruz. Dolayısıyla çok verimli bir şey. Çünkü bir tane ana arı aldı kişi. Kovanına koydu. İşte adaptasyon sağladı veya sağlamadı. İşte verdiği para yerine oturdu mu oturmadı mı belli değil. Ama bizim yaptığımız kutuyla ilgili bir tane ana arı fiyatına bir koli alıyor, kutu alıyor. İçinde bütün aparatları var ve 365 gün bunu kullanıyor. Her batında, yani diyelim ki 20-22 günde bir ana arı çıktığı zaman her 22 günde bir iki tane ana arısı oluyor. İki tane ana arıdan başka iki tane büyük koloni oluyor ve dolayısıyla bu koloniler kendi arılığına, kendi kovanlarına aktarıldığı zaman son derece güçlü koloniler oluştuğu için ana arı veya diğer arılarla ilgili bir sıkıntı söz konusu olmuyor. Ve tabii ki verim oluyor. Her arıcı için de gerekli. Yani verimi artırıyor sizin üretmiş olduğunuz. Zaten esas mesele o. Çok fazla nitelikli bir şey olduğu için arıcının ihtiyacı olan ana arı yoğun bir şekilde kendine üretebiliyor. Ve ana arı sıkıntısı orta yerden kalkıyor. Dolayısıyla kışlatma son derece güzel olduğu için rahat bir çalışma içinde oluyor. Ben kendi içini göstersem iyi olur diye düşünüyorum. Bakalım onun. İki tane giriş kapısı var. Arkalı ve önlü. İki tane arkalı ve önlü. Evet, iki girişleri var. Ona seleksiyon çerçeveleri var. Seleksiyon çerçeveleri birleştiriyor. Birleştiriyor. Kovanına koyuyor. Yumurtatıyor. Ondan sonra buraya getiriyor. Yerleştiriyor. Ve bunun yanında burada ana arıyı elde ediyor. Burada ana arıyı elde ettikten sonra İkinci aşamaya geçiliyor. İkinci aşamada gene tekrar birleştiriyor. Hiç silkelemeden kovanına aktarıyor. Ve dolayısıyla şimdi burada bir tane ana arımız var. Bir de bunun yanında bunun soydaşı olan koloni var. Bu koloni kovanına aktarıldığı zaman kendiliğinden çok güçlü bir koloni oluşmuş oluyor. Ve sıkıntı hiç olmuyor diye düşünebiliriz. Ondan sonra bu bir grup. Çift esirme kutusumuz bayağı yoğun bir şekilde hem Türkiye içinde hem de yurt dışına yoğun bir şekilde gönderiyoruz. Tayvan'a gönderdik, Yemen'e gönderdik, Peru'ya gönderdik, Arjantin'e gönderdik, Fransa'yla bağlantı yapmak üzere oraya göndereceğiz. Yoğun bir çalışma içindeyiz. Yani geniş kitlelere ulaşmaya çalışıyorsun. Evet, özellikle Kore'ye gittikten sonra, Epimondi'ye fuarına gittikten sonra bu işte ilgili yoğunluk aşırı derecede arttı tabii ki. Bu bir tane bir grup. Şirketimizin yaptığı en önemli unsurlardan bir tanesi bu. Fakat sanırım bu fuara özel getirdiniz bu ürünü. Fuara özel olarak getirdik ve sanıyorum ki işte ürün kalmadı bugün. Evet, gördük zaten fuara oldukça gerçekten standınıza da bu fuarda oldukça yoğun bir ilgi var. Yoğun bir ilgi var. Geçen fuarda da aynı şekildeydi. Bu fuarda da özellikle bu çift esirme kutuların ilgisi aşırı derecede fazla tabii ki. Teşekkür ediyoruz efendim. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Değerli izleyenler, fuar gezimize şu anda Polen Bee standındayız. Yanımızda Polen Bee'nin yönetim kurulu başkanı Mehmet Akif Batır var. Mehmet Bey, öncelikle merhabalar. Nasılsınız? Fuar nasıl gidiyor? Teşekkürler. Fuar gayet iyi gidiyor. Bayağı kalabalıktı. İki hafta evvel yine İstanbul'daydık. Şimdi geldik. Bayağı fazla katılım var. Evet, gerçekten bizde gelirken bayağı bir katılım vardı. İnsanlar, vatandaşlar bu fuarı sanırım biraz daha diğerlerine göre katılım oranı daha yüksek. Evet. İnsanlar, aracımız artık öğreniyor fuarcılığı, kültürü öğreniyor. Onun için her geçen fuar daha da kalabalık oluyor. Neler yapıyoruz? Hangi ürünlerimizle katıldık bu fuara? Biz yem katkıları üretiyoruz. Premix. Bu 3 tane ürünümüz var. Biegra, Polen B and Mineral diye. Bunu tanıtıyoruz. Yurt dışından misafirlerimiz geliyor. Bayi arkadaşlarımız geliyor. Onlarla konuşuyoruz.
sektörün problemlerini konuşuyoruz. Bu sene neler yapacağımızı konuşuyoruz. Sektör problem demişken, bu üretmiş olduğunuz yemler nasıl katkı sağlıyor arıcılıktaki üreticilere? Nasıl avantajlar sağlıyor? Bunu biraz açarsak. Bu ürettiğimiz ürünler yem katkıları. Balda kalıntı bırakmıyor, arının hızlı gelişmesini sağlıyor, stresten önlüyor, hastalıklardan koruyor. Gelişimi hızlandırıp bal verimini artırıyor. Bu tamamen aslında, yani doğal ortam hiçbir şekilde bozmuyor değil mi bu yem katkıları? Tamamen doğal aslında bunlar da. Tamamen doğaldır. Balda kalıntı yapmaz, arının gelişmesini sağlıyor. Yurt dışından üreticiler dediniz, ürünleri tanıtıyoruz dediniz. Bunu biraz daha açarsak nerelere ulaşmayı hedefliyoruz? Biz zaten yurt dışına bayağı bir mal yolluyoruz. Geçen sene 20'nin üzerinde ülkeye mal gitti. Bu yıl yine de çok hızlı gidiyor. İyi başladık. Mevsimimiz başladı. Bu sene daha iyi olacak. Biz Türkiye'de üretiyoruz. Dünyaya satıyoruz. Mal getirmiyoruz yurt dışından. Tamamen ihracat yapıyoruz. Aynen öyle. Başka eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. İyi fuarlar diliyorum. Sağ olun, teşekkürler.